Buyur abi. Bekirim. Bekirim, yürüyüş yaptınız. Evet, evet. Spor mu diyelim, yürüyüş mü? Yani ikisi birden. Nasıl geçti İçişleri Bakanımız yeni milletvekili adaylarımıza yürüyüş mü yaptırdı? Geç kaldı. Yeni milletvekillerimize diyeceğiz. Milletvekili adaylığı bitti artık. Bitti. Aa, pardon. Milletiz, biz onu ziyaret ediyoruz. Milletvekillerimize. Adaylıkta çok uğraşımız. İşte bir nevi işte halkla kucaklaşma gibi bir şey oldu. Evet. Halkı selamlamış olduk. Bu amaçlıydı. İyi bir gezi oldu. Halk gerçekten orada hemşehrilerimiz de iyi gösterdiler. Teşekkür ediyoruz. Efendim. Değişik bir şey oldu. İşlerim vardı ya. Yorulmadınız değil yorulmadık, mi? Yorulmadık. Yok. Yani kendinizi dinamik hissediyorsunuz, evet, şu anda. Evet. Teşekkür ediyoruz. Hemşehrilerimize artık misafirinize iyi geziler diliyoruz. Oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Ha, sağ olasın. İyi akşamlar. Bu akşam siz evet bu şeyin içindesiniz Rütükçü olarak. Yürüyüş nasıl geçti? İçişleri Bakanımızın tavsiyesiyle mi oldu yoksa? Evet, havaalanına görüştük zaten, bugün vardık. Evet. Bugün havaalanının temelini attık. Ordulularla, Giresunlu hemşehrilerimizle, ordulu hemşehrilerimizle sevinci paylaştık. Sayın İçişleri Bakanımızla biz uzun süredir siyaset yapıyoruz. Zaten böyle akşamları yürüyerek yorgunluk atma alışkanlığı vardır. Bu akşam da Ordu sahilinde, Ordu caddelerinde beraber yürüdük. Kah alışveriş, kah sohbet ettik. Bu hem halkın içinde, halkın yaptığı alışkanlıkları olan hareketleri halkla beraber yapmak, yani yürümekse yürümek, neşelenmekse neşelenmek, kutlamaksa kutlamak, mısır yemekse mısır yemek, dondurma yemekse dondurma yemek. Yani halkla beraber olmanın bir değişik versiyonu. Biz bunu severek yapıyoruz. Her zaman yapıyoruz, ne yapacağız? Teşekkür ederim. Vekilim, sizin de düşüneceğinizi alalım kısa olarak. Tutsun. Mikrofon sizde. Sayın İçişleri Bakanımıza teşekkür ediyoruz bu arada böyle yaptığı için. Evet. Biz Sayın İçişleri Bakanımıza teşekkürle başlayalım. Oradan bittiği yerden devam edelim. Şimdi tabii bugün gerçekten mutlu günü orduluların, Giresunluların. 40 yıllık hayalleri gerçekleşti. Biz de o mutlulukla yürüdüğümüzün bile farkına olmadan çok yol yürüdük herhalde, değil en mi? En az 10 geçiyoruz. Yok, o kadar yoktur da. Dolayısıyla serin bir Temmuz akşamında birlikte yürüdük. Bunu zaman zaman yapıyoruz ama epeydir de yapmadık herhalde. Özlemişiz. Misafirlerimizle birlikte güzel bir akşam seyahati yaptık. Tabii ordu coğrafyasıyla, iklimiyle gerçekten güzel bir şehir. Bizim bu şehre vereceğimiz epey bir şey olduğunu düşünüyorum. Sayın Bakanımız ilk gelişinde 40 yıllık rüyanın temelini atmak için gelmiş oldu. Bu çok önemli bir şeydir. Umarız her geldiğinde doğru ve güzel müjdelerle gelecektir. Biz hep birlikte el ele...